İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Harutyun Haçeryan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında barış antlaşmasının bir an önce imzalanmasını diliyoruz. Anne-Laurence Petel, ambulansın bombalanması hakkında saldırganı hemen tespit etmek gerekir. Arzah Ulusal Meclis Başkanı, Devlet Savunma Komitesi oluşturulmasını Devlet Başkanı'na teklif etti. Ermeni Etnografya Müzesi yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Gomidas aynı zamanda doğu müziği uzmanıydı ama Muham'la ilgisi yoktu. O ne arındırdı ne de sildi. Temiz müziği meydana çıkarttı. Vesten Armenia TV, Batı Ermenistan Ermenileri Sorunu Üzerine adlı dizisi çerçevesinde bu sefer kültürel soykırım terimini ele aldı. Kültürel soykırım terimi Rafael Lemkin tarafından aynı zamanda soykırım kelimesinin tanımı olarak tanımlanmıştır ve ilk tanımına göre grubun sistematik ve kasıtlı olarak yok edilmesi, yani soykırım suçunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte yıllar içinde terim çeşitli soykırım uzmanı bilim insanları tarafından orijinal tanımından çıkarılarak değişikliklere uğratılmıştır. Teorisyenlerin kültürel soykırım terimine ilişkin bireysel yaklaşımları ve fikir ayrılıkları büyük ölçüde uluslararası hukuk açısından net bir tanımının olmamasından kaynaklanmaktadır. Kültürel değerlerin yok edilmesini insanların fiziksel olarak yok edilmesiyle veya tüm bir grubun yok edilmesiyle karşılaştırmanın zor olduğu açıktır. Ancak özellikle Ermenilere yönelik soykırım Armenosit örneği bunların aynı suçun birbiriyle ilişkili ve kural olarak ayrı ayrı görünmeyen iki tarafı olduğunu kanıtlamaktadır. Arkansas Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Samuel Taren, Ermeni kültürel anıtlarına karşı uygulanan politikayı haklı olarak bir soykırım eylemi olarak nitelendiriyor. Bilhassa Türklerin amacının sadece bütün Ermenileri öldürmek değil, aynı zamanda eski varlıklarının son izlerini de silmek olduğunu belirtir ve bunu başarmak için Türkler çeşitli yöntemlere başvurdular. Tüm Ermeni kiliselerini ve kültürel anıtları ateşe verdiler ve yok ettiler der. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit örneğinden faillerin nihai amacının fiziksel yıkımın yanı sıra kültürel olanlar da dahil olmak üzere birçok başka bileşeni de içeren hedef grubu yok etmek olduğu söylenebilir. Bu unsurlardan birini bile aynı suçtan ayırıp farklı terimlerle tanımlamaya çalışmak, soykırım suçunu çarpıtmak ve yumuşatmak olacaktır. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit bunun klasik bir örneğidir. Failler Ermenilerin fiziksel olarak yok edilmesinin yanı sıra Ermeni kültürünün, dilinin ve tarihinin sistematik bir şekilde yok edilmesini gerçekleştirerek Ermenilerin bir ulus olarak yok edilmesini tamamlamıştır. Söz konusu politika sonraki Türk rejimlerinde de devam ederek Ermenilerin ve onlara ait her türlü iz ve hatıraların tarihi topraklarından tamamen temizlenmesini sağlamıştır. Nisan 1975'te Lübnan'da bir iç savaş çıktı. Lübnan Ermenileri Beyrut'un Ermeni mahallelerini çeşitli askeri grupların saldırılarından korumak için kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Geleneksel partilerin liderliği savaşın patlak verdiği 1975'ten itibaren güvenli bir şekilde saklandı. Günlük yaşam ve meşru müdafaa meseleleri açısından Ermeniler savunmasız ve silahsızdı. Böyle bir durumda farklı partilerin destekçileri olan Asala üyelerinin Asala liderliğinin talimatlarını yerine getirerek savaşın kaderini yerinde yöneterek meşru müdafaayı kendi ellerine almaktan başka çareleri yoktu. Lübnan'ın öz savunma savaşlarında 1979 Eylül ayında aralarında Harutyun Haçeryan'ın da bulunduğu 5 Ermeni özgürlük savaşçısı şehit düştü. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri İmam Gali Tasmagambetov, Güney Kafkasya'daki durumla ilgili düzenli müzakereler yapıldığını kaydetti. Geçen gün Avrupa'da bir müzakere daha gerçekleşti. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri
hem Azerbaycan hem de Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca iki ülke arasındaki sınırları fiilen tanıması memnuniyetle kaydedildi, dedi. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulmasına ilişkin bu antlaşma gereği yeni devletler arasındaki sınırların eski Sovyetler Birliği'nin Birlik Cumhuriyetlerinin idari sınırlarına dayanacağını belirtir. Tasma Gambetov, umarız bu müzakereler bir barış antlaşmasının imzalanmasına yol açar ve ülkeler daha sonra sınır çizme sürecini başlatır, dedi. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh'ın Batı Ermenistan'ın bir parçası olduğunu ve 1991'de referandum sonuçlarına göre tüm uluslararası haklara uygun olarak bağımsızlığını kazandığını ve Doğu Ermenistan'a katıldığını defalarca ifade etti. Doğu Ermenistan da 1991 yılında Almatı Bildirgesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulmasına kadar Batı Ermenistan'ın bir parçasıydı. 3 Nisan 1990 tarihli 1409-1 sayılı kanun uyarınca Sovyetler Birliği'nden bağımsız hale gelen devletler için Almatı Antlaşması'nın esas olamayacağını hatırlatma babından altını çizelim. Serb Barış Antlaşması diye bir barış antlaşmasının var olduğunu, Azerbaycan'ı ilgilendiren ve halihazırda tüm taraflarca imzalanmış olan 92. maddesiyle Serb Antlaşması diye bir barış antlaşmasının var olduğunu da hatırlatalım. Fransız milletvekili Anne-Laurence Petel, Twitter mikroblogunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından SOT yönünde vurulan bir ambulansın fotoğraflarını yayınladı. Azerbaycan hastaneye gitmekte olan bir ambulansa ateş ederek uluslararası hukuku çiğnedi. Bugün Azerbaycan sürgünde bir devlet gibi davranıyor. Saldırgan tarafın ve saldıranın kim olduğunun ve kimliğinin bir an önce tespit edilmesi gerekiyor, diye yazdı. Artsakh Ulusal Meclisi Başkanı Artur Tovmasyan bugün meclis oturumunda bir açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle deniyor: Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan'a bir başvuru, teşvik, talep ile itiraz etmek istiyorum. Sayın Başkan, ben sizin işlerinize asla karışmadım, siz de meclise karışmadınız. Bir model önerdim, o da şu şekilde: ben amorf bir beden değil, 90'ların bizi kurtaran beden olan Devlet Savunma Komitesi'ni önerdim. Ben ülkenin devlet başkanına bu kompozisyona Ruben Vartanyan'ın ve Samvel Babayan'ın dahil edilmesini önerdim. Onların fikirlerini bilmiyorum. Belki de reddederler. Artsakh Ulusal Meclisi Başkanı yaptığı açıklamada neden gibi sorular sormayın. Sayın Başkan, eğer o model işe yaramadıysa şimdi ilk defa birini incitebilirim. İstifanızı sunun Sayın Başkan veya güven oyunuzu yenileyin. Eğer halk seçildiğinize güvenmiyorsa ayrılacaksınız, diye ekledi. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh halkının devlet ve güvenlik sorunlarını eline alabilecek ve onlara doğru çözümü verebilecek bir devlet savunma komitesi kurma isteğini memnuniyetle karşılamaktadır. Artsakh'ın 1920'de Boğuzlu Bar'ın çabalarıyla 20'den fazla devlet tarafından tanınan Ermenistan Devleti'nin bir parçası olduğu gerçeğini de dikkate alarak Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, hükümeti ve kendi topraklarının yerlisi olan Batı ve Doğu Ermenistan'ın 40 milyondan fazla Ermenisi de ayrıca sorumluluk taşımaktadır. 2023 yılında Sardarabad Kahramanlık Savaşı Anıt Kompleksi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü, Ermeni Etnografya ve Kurtuluş Mücadelesi Ulusal Müzesi'nin kuruluşunun 45. yıl dönümü ve 1918 Mayıs Kahramanlık Savaşları'nın 105. yıl dönümü kutlanıyor. Bununla bağlantılı bir dizi ilginç etkinlikler planlanıyor. Armin Press'in haberine göre Sardarabad Kahramanlık Savaş Anıtı ile Ulusal Ermeni Etnografya ve Kurtuluş Mücadelesi Tarihi Müzesi Müdürü Karen Pahlevenyan, 18 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında bu yıl için bir dizi etkinlik planlandığını ve bir kısmının bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştiğini söyledi. Pahlevenyan yaptığı açıklamada Avrupa gravürlerinde Ermeni Ulusal Kostümleri adlı geçici sergi bugün açıldı. Sergide 17. yüzyıldan 20. yüzyıla Avrupalıların gözünden Ermeni kadın ve erkeklerinin nasıl olduğunu sunmaya çalıştık, dedi. Ona göre beklenen olaylardan biri de Sardarabad Kahramanlık Savaşı Anıt Kompleksinde planlanan Ciranakah adlı etkinliktir.
Bu etkinlik çerçevesinde Kayısı'nın ve Kayısı Asadı'nın Ermeniler için ne önem taşıdığı anlatılacak. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın mali desteğiyle düzenlenen Kayısı'nın Çağrısı adlı etkinliğe geniş bir katılım bekleniyor ve bu da Ermeni dudukunu yaygınlaştırmak için bir fırsat olacak. Yönetmene göre gümüş ve altından yapılmış 1200 adet kemerin sergisi de ilgi çekici olacak. Ermeni Vişapalıları ile ilgili katalog çıkarılacak. Sardarabad Anıt Kompleksi 55 ve Ermeni Etnografya Müzesi 45 albümleri çıkacak. Etkinlikler sırasında Batı Ermenistan'ın kültürel zenginliklerini, kültürel benzerliğini en iyi simgeleyen Ermeni ulusal kostümleri ve Muş, Maraş, Vaspuragan gibi Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinin güzel sanatları sergilenecek. Değerli dostlar, Gomidas Vartabet'in faaliyetleri ve mirası hakkında son günlerde dile getirilen profesyonellik dışı ve gerçekçi olmayan düşüncelerin kamuoyundaki geniş tepkisini dikkate alan Gomidas Müze Enstitüsü, Gomidas'ın faaliyeti ve mirasıyla ilgili son zamanlarda gereksiz tartışma konusu haline gelen bazı bölümleri bir kez daha ele almak istiyor. Gomidas Vartabet, Ermeni halkının öz karakter sisteminin kilit isimlerinden biridir. O aynı zamanda Doğu müziği uzmanıydı ama Muham'la hiçbir ilgisi yoktu. O tür müziği arındırmadı, silmedi, sadece saf müziği ortaya çıkarttı. Gomidas'ın hiçbir zaman Avrupalı dinleyiciye uyum sağlama gibi bir hedefi olmadı. Ancak Avrupalı dinleyicilere Ermeni müziğini sevdirdi. Üstelik çeyrek notalar Avrupalılar için ulaşılmaz değildi. Bu yüzden onlara her türlü müzik bu şekilde dikte edilebilirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk ninnisi eserini sunuyoruz. Nani gagarnok jahan nani goknat tokers ororot tsari taperatsats kots mondar taperpo. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.